Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dikiş makinesi kullanmadan çift taraflı polar yelek dikiyoruz. Polar kumaşı masanın üzerine serdim. Kalıbını çıkaracağım hırkayı üzerine açıyorum. Böylece bize ne kadar kumaş lazım onun ölçüsünü alacağım. Şu anda polar kumaşım ikiye katlanmış vaziyette. Genişlik 45 santim, ikiye katlanmış olduğu için 90 santim, uzunluk 60 santim. Ve kenarından kesiyorum. Şimdi uzun kenarını kesiyorum, 60 santim. İkiye katladığım yerlerden iğneliyorum. Diğer taraftan da iğneliyorum. 22 santim, 23 santim olarak işaretliyorum. Yani yeleğin sırta gelen parçası 44 santim, 22-22. Ön tarafa gelen ise 23-23, 46 santim olacak. Parçayı ters çevirdim. Aynı şekilde diğer yüzünde iğneliyorum. Ve bu şekilde açıp katladığım zaman öne gelecek parçalar birer santim daha fazla olmuş oldu. Tam ortadan ikiye katlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi birer santim öne gelen parçalar fazla olmuş oldu. Yönünü değiştirdim ve hırkamı üzerine koyuyorum ölçü almak için. Boyun kısmını işaretliyorum iğneyle. Evet, burası omuz genişliği. Şimdi kol genişliğini. Evet, onu da iğneledim. Şimdi mezrayla bakalım. Burası 8 santim. 7 santim boyun genişliği. Ve 9 santim omuz genişliği. 18 santim de kol genişliği. Ense, boyun ön kısım, omuz ve kol oyu. Ve şimdi makasla kesiyorum. Kol oyuğunu yaptım. Evet, yaklaşık 1 santim kadar içeriden omuz için. Kestim. Yeleğin enseye gelen bölümündeki boyun oyuğu için 1 santim içeriden kesiyorum. Sonra yeleğimizi açıyoruz. Ucuca tutup yeniden düzeltiyorum. Ve öndeki parçaları bu sefer boyun oyuğu için kesiyorum. Omuz dikişi için birleştirdim. Burada kumaşın ters yönü dışarı gelecek. Düz yönü içeride kalacak şekilde. Normal dikiş ipliği ile üstten dikiş yapıyorum. 1 santimetre kadar içeriden.
Bir yönünü diktikten sonra şimdi diğer tarafını dikiyorum. Omuz dikişi bittikten sonra düğüm atıyorum ve kesiyorum ipi. Omuz dikişimiz hazır. Belli olmuyor. Diğer omuz. İki omuz da dikildi. Şimdi kırmızı poları çift kat olarak serdim. Lacivert poları kalıp olarak kullanıyorum. O da çift kat olarak üzerine serdim ve kesiyorum. Enseye gelen boyun kısmını kestim. Yanlardan kumaşın fazlalıklarını alıyorum. Ön tarafa gelecek boyun kısmı, omuz ve kol oyuğu. Ve arka parçanın omuz kısmı. Kırmızı polarımız da hazır. Bunun da omuz dikişlerini yapıyorum. Sağlı sollu. Evet, bu da hazır. Şimdi birleştirme işlemine geçiyoruz. Lacivert polarımızın düz tarafı üste gelecek. Kırmızı da ters tarafı üste gelecek şekilde birleştiriyorum. Ve iğneliyorum. Omuzları, kenarları. Gördüğünüz gibi iç içe yerleştirdim polarları. Ve iğneledim. Kenar dikişi için 2 numara örgü ipini tercih ettim. İnce ip de kullanabilirsiniz ama ben kalın ip olmasını istedim. İpi iğneden geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Önce kollardan başlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken omuz değil de alt kısımdan ve ikisinin arasından, iki poların arasından geçiriyorum ki düğüm dışarıdan belli olmasın. Bu şekilde arada kalacak. Bir tur daha attırıyorum. Bir santime yakın bir aralık ve yarım santimde bir derinlik oluşturuyorum. Ve iğneyi diğer öncekinin içinden geçiriyorum. Bittikten sonra gerdirme yapınca orası düzelecek. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Omzun etrafını dolandım. Artık az bir kısım kaldı. Dikmeye devam ediyorum. Burada mesafeyi ayarlıyorum. Evet, eşit olarak. İlk baştaki ipin içinden geçiriyorum ki onu da gerdirsin ve güzel görünsün. Sonra da düğümü atıp iki polar arasından evet iki poların arasından bu şekilde iğneyi geçiriyorum. Buradan çıkartıp
Makasla kestiğim zaman böylece düğüm de gözükmemiş olacak. Kolları birleştirdim. Şimdi diğer kısımları birleştirmeye geldim. Etek kısmından başlıyorum arkadan. Ve yine aynı şekilde 1 santim aralık bırakarak dikmeye devam ediyorum. Dikmeye devam ediyoruz. İpimiz bitmek üzere ek yapacağız. Ekin düğümü gözükmemesi için kırmızıyı dıştan içe doğru ipi geçiriyorum. Ve iğneden ipi çıkartıyorum. Yeni ipi iğneye taktıktan sonra bu sefer içten dışa doğru geçiriyorum ve uçları birleştiriyorum. Düğüm yaptım. Ve iğneyi bir öncekinin içinden geçirip onu da gerdirmiş oluyorum. Ve sonra fazlalıkları kesiyorum. Ve düğümü de iki kumaşın arasına sıkıştırıyorum. Böylece dışarıdan gözükmüyor. Ben uçları köşeli yaptım. Siz isterseniz bu şekilde ovalde yapabilirsiniz. Eğer köşeli yapmak isterseniz son düğümü yarım santim kalacak şekilde bırakın. Diğer taraftan da yarım santim olacak şekilde iğneyi geçirin. Ve ipi iki poların arasından geçirin. Bu köşeyi de öyle yaptım. Ve dikmeye devam ediyorum. Artık sona geldik. İlk başta ipin içinden geçiriyorum. Onu da gerdirmiş oluyorum. Ve düğümümü atıp dikişi bitiriyorum. Yeleğimiz artık bitmiştir. Dikiş makinesi kullanmadan otantik görünümlü çift taraflı polar yeleğimiz hazır. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.